Ramazan'a geçiş 6 Haziran, Ramazan'ın ilk günü. Bugün de diyetisyenimize tanışmayan arkadaşlarımız olabilir. Bugünü kendisine ayırdık. Ramazan'da beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü uzun bir süre aç kalınma olacak değil mi Özge? Bilgileri alacağız. Dilerseniz alkışlarınızla Özge Ulu'yu sahneye davet edelim. Ramazan'da beslenme nasıl olmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Kendisine dinleyelim. Arkadaşlarımın arasında beni henüz tanımayan olabilir. O yüzden öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben diyetisyen Özge. Bu hafta 3. haftam hastanede göreve başladım. 3. haftası. Bundan sonraki süreçte Seda Hanım'la birlikte poliklinik, klinik ve mutfak anlamında çalışmalarımıza devam edeceğiz birlikte. Bugün de benim konum Ramazan'da beslenme. Ramazan'da özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Bunlara değineceğim biraz kısıtlı vakitte, hızlıca geçerek. Tabii Ramazan ayı bildiğiniz gibi beslenme açısından özellikle toplumumuzda çok önemli bir noktada şu anda. Tatlısından tuzlusuna, işte pidesinden gülacına kadar çok son derece renkli ve zengin yemeklerle donatılıyor sofralar ve özellikle İftar ve sahurlar bizim Türklerin geleneksel mutfak kültürüyle de birleştiğinde son derece cezbedici durumlar ortaya çıkabiliyor ve ufak kaçamaklar olabiliyor sofralarda. Ve bunun sonucunda da tabii ki sindirim sistemimiz dengesi bozulabiliyor sindirim sistemimizin ve beslenme alışkanlıklarımız da bu bağlamda değişebiliyor. Çünkü özel bir süreç Ramazan ayı. Sindirim sistemimiz dengesi bozulabiliyor dedik. Ne gibi bozulmalar olabiliyor? Çok aşırı ve aynı yemeğe bağlı olarak sindirim zorlukları yaşanabiliyor. Mide ve bağırsaklarda gaz birikmesi. Bunun dışında yine aynı yemeğe bağlı olarak mide spazmları gerçekleşebiliyor bireylerde. Ve tabii ki tansiyon yükselmesi de beklediğimiz durumlar arasında. Ancak tabii ki her zaman olduğu gibi biz bu süreçte de yeterli ve dengeli beslenmenin gerekliliğini vurguluyoruz bireylere. Eğer ki Ramazan ayında da normalde de yapılması gerektiği gibi doğru bir beslenme örüntüsü içerisinde doğru besinler yerleştirildiğinde aslında oruç bizim için toksinlerden arındırıcı güzel bir etkisi de olabiliyor tabii ki diğer bir yandan. Günde yaklaşık 16 saat bir açlık yaşayacağız. Bu söz konusu ve hem kendinizi hem de bedeninizi yormadan bu sürece vücudumuz açısından maksimum yararla nasıl atlatabiliriz, bu süreci nasıl geçirebiliriz? Ufak önerilerde bulacağım slide'la itibariyle. Birincisi, ben sürekli bunu vurguluyorum, genel danışanlarıma da soruyorum. Sahurun muhakkak kalkılması gerekiyor. Kesinlikle uykuya yenilmemeliyiz. Bazen uyku kalitemizi düşünmemek adına bir miktar daha fazla uyumak için sahura kalkılmıyor ve akşam yenilen yemekle tüm gün aç kalınabiliyor, oruç tutulabiliyor. Bu son derece yanlış. Çünkü zaten kan şekerimizde ciddi miktarda düşüş söz konusu. Ve eğer biz sahura kalkmazsak bu kan şekerimizdeki düşüş çok daha erken saatlerde başlamış oluyor. Ve biz ertesi gün uyandığımızda daha erken acıkmalara sebebiyet verebilecektir bu durum. Sonuç olarak slide'da da belirttiğim gibi daha erken bir saatte açık olacak. Bu da bizim istemediğimiz bir şey. Bir diğer noktada yine sahurla devam ediyorum. Mutlaka protein almalıyız. İstersek kahvaltı tarzında bir sahur yapalım. İstersek yemek tencere yemekleri tarzında bir sahur yapmak istedim. Muhakkak süt, yoğurt veya peynir gibi proteinler zengin hafif besinlere yer vermeliyiz muhakkak görünmemizde. Ancak tabii ki protein önemli diyoruz ama karbonhidratları da bu noktada unutmamak lazım. Çünkü bizim açlık boyunca enerjimizi sağlayacak olan temel yakıt protein değildir, karbonhidrattır. Ama sağlıklı karbonhidratlardır. Peki sağlıklı karbonhidratlar derken neleri kastediyoruz? Burada tam tahıllı, tam buğday, çavdar veya kepek ekmekleri giriyor söz konusu olarak. Tam tahıllı yani integral makarnalar, esmer pirinç, bulgur, taze sebze ve meyveler biz sağlıklı karbonhidratlar olarak nitelendiriyoruz bu besinlerimizi. Üçüncü olarak vurgulamak istediğim şey ise iftarda orucumuzu neyle açtık? Çünkü bu noktada mideye giden ilk besin oldukça önem taşıyor. Basit şeker içeren besinleri hiçbir zaman tercih etmiyoruz. Hurma, zeytin, ılık su bunlar bizim tercihimiz. Çünkü orucumuzu açarken özellikle bize enerji verecek, kan şekerimizi kısa bir sürede hızlıca yükseltebilecek ve su ihtiyacımızı da karşılayacak olan besinlere ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için en önemli, en örnek besin hurmadır. Hurmaya sürekli vurgu yapıyoruz biz Ramazan ayında diyetisyenler olarak. Uzun süre aç kaldığımız için
taşlarımızda ciddi miktarda düşüş oluyor ve hemen bir toparlama yaşatacak olan besin hurma oluyor bu noktada. Ve sofra boyunca daha regüle ve kan şekerine sahip oluyoruz o besinle. Ayrıca bunun haricinde hurma çok değerli bir besin çünkü potasyumdan zengin, demir içeriyor ve bir miktarda C vitamini içeriyor. Bu yüzden hurmaya önem verdiğimiz iftarda. Peki az önce suyun ılık olduğundan bahsettim. Neden özellikle ılık olmasını vurgu yaptım? Buna da biraz değinmek istiyorum. Ramazan yaz aylarına denk gelmesiyle beraber özellikle soğuk su ihtiyacımız oluyor ve soğuk suyla orucumuzu açma eğilimine girebiliyoruz. Ama bu son derece yanlış bir adım. Çünkü mide uzun saat aç kalıyor ve mideye girecek olan ilk besin soğuk su olduğunda bu midede ciddi anlamda bir travma anlamına geliyor mide için. Bu sebeple öncelikle ılık su olsun tercihimiz. Daha sonra ilerleyen dakikalarda tabii ki soğuk su da içebiliriz. Dördüncü olarak ve en önemlisi bence yavaş yavaş yemeliyiz iftarda ve lokmalarımızı iyi çiğnemeliyiz. Bu noktada bazı meslektaşlarım oruç açıldıktan sonra muhakkak bir yarım saat ya da 20 dakika ara verilmesi gerektiğini vurguluyor. Ama bu çok uygulanabilir bir öneri değil maalesef. Çünkü uzun bir süre açlık söz konusu ve bireyler sofraya oturduklarında maalesef ki o yarım saat arayı veremiyorlar. Daha çok önerilebilir önerilerde bulunmak istiyorum. Uygulanabilir daha doğrusu. Bunun için onun haricinde yavaş yenilmesi çok daha önemli benim nazarımda ve iyi çiğnemeliyiz. Çünkü besinleri iyi çiğnemediğimiz sürece sindirim sistemimizde diğer yaralan diğer organlarımıza ve sindirim sistemi yolağımıza daha çok ekstra bir yük biniyor. Bunu yapmamak adına öncelikle iyi çiğnemeli ve sindirim sürecini dişlerde başlatmalıyız hepimizin bildiği gibi. Diğer bir yandan bizim yavaş yeme konusunda vurgu yapmamızın amacı da tokluk sinyalinin oluşması için. Çünkü beyin doyma sinyalini yaklaşık 15 ila 20 dakika sonra algılıyor. Ve biz hızlı bir yemek yeme durumumuz olursa eğer iftar sofralarında beyin doyduğunu algılamıyor ve vücut yemeye devam ediyor. Bu tokluk sinyallerinin gitmesi için her zaman biz en az sofrada 20 dakika ve üzerinde durmayı öneriyoruz. Çünkü doyum olmadığında vücut yemeye devam ediyor. Bu da istemeyen bir kalori artışı, enerji alma durumu. Sonra Ramazan'da kilo alınabiliyor maalesef ki. Ayrıca fiziksel aktivite de çok önemli bu noktada. Ramazan ayında da aynı şekilde. Çünkü Ramazan ayı boyunca az önce de dediğim gibi kilo artışları olabiliyor. Kilo verilmesi de gözlenebiliyor ama daha çok kilo artışı oluyor bireylerde, toplumda. Çünkü metabolizmamız çok yavaşlıyor ve bunu tekrar düzelebilmesi için bir miktar hareketimizi arttırmamız söz konusu ve vücut ağırlığını dengede tutmada da yardımcı aynı zamanda fiziksel aktivite yapmamız. Ne yapabiliriz? Eğer mümkünse yapabiliyorsak hiçbir şey zorunlu değil ama bir iftardan 1-2 saat sonra işte küçük hafif yürüyüşler 15-20 dakika maksimum yarım saat olacak şekilde hani ailemizle birlikte yürüyüş yapabiliriz veya bunu yapamıyoruz. Vaktimiz yok çünkü çok geç saatlerde artık oruç açabiliyoruz bunuz gibi. Bunu yapamıyorsak da evin içerisinde bulunduğumuz alan içerisinde daha doğrusu kendimize bir hareket mekanizması geliştirmemiz lazım. Yani iftardan sonra iftarımızı açtık, televizyon karşısında oturmuyoruz. Şimdi hareketli olmaya çalışıyoruz. İşte sofra toplamaya yardım edebiliriz, işte dini görevimizi yerine getirebiliriz, namaz kılabiliriz. Bunlar hep harekettir. Bize olumlu geri dönüşleri olacaktır bunun. Ancak önceliğimiz her zaman yürüyüş olmalı. Her gün yapamıyorsak bile haftada birkaç gün mutlaka iftardan sonra minik yürüyüşlere yer vermeliyiz. Hafta sonu olabilir. Diğer değinmek istediğim bir noktada tatlı ihtiyacı. Çünkü Ramazan boyunca normale nazaran çok daha fazla tatlı ihtiyacı gözlenebiliyor bireylerde. Tabii burada bizim benim başlığımdan da hani anlaşılabilecek bir önceliğimiz diyetisyenler olarak sütlü tatlılar. Ama hani ayda birkaç kere de şerbetli tatlılar yer verilebilir. Ama bu şerbetli tatlılar daha çok bayrama saklanırsa şeker bayramı çok daha doğru olacaktır. Peki sebebi ne? Neden daha çok tatlı ihtiyacımız oluyor? Çünkü kan şekerimiz gerçekten dalgalanmalar yaşanıyor bu dönemde ve ciddi bir düşüş oluyor. Bu sebeple de tatlı ihtiyacımız oluyor. Biz hepsini peki sütlü tatlılardan mı karşılayalım? Hayır, farklı alternatifler de olabilir. Bunları dönüşümlü olarak yapabiliriz birazdan sayacağı seçenekleri. Örneğin haftada iki akşam güllaç yiyebiliriz.
İki akşam bir iki top sütlü dondurma tercih edebiliriz. Ya da haftanın diğer geri kalan akşamlarında da kuru meyve, kuru yemiş karışımı, tabii burada da yine bir avucu aşmayacak şekilde diyelim. Çünkü tatlı ihtiyacımızı karşılarken de fazla yağ alımına sebebiyet vermek istemeyiz. O yüzden buna da bunu yapayım. Ve su tüketimi çok atlanıyor. Gerçekten ciddi bir düşüş oluyor bireylerin su tüketiminde. Biz klinikte de gözlemliyoruz bunu çalışanlar olarak. Çünkü besin alımı çok sınırlı saat dilimlerinde ve bu noktada bireylerin önceliği genelde yemek oluyor. Su tüketimi ikinci plana kalabiliyor. Ancak tabii ki hayatın her döneminde olduğu gibi su tüketimi bu noktada çok önemli. Çünkü vücutta birçok biyolojik olay, hocaların da bildiği gibi su varlığında gerçekleşiyor vücutta. Bu sebeple normalde 2-2,5 litre bulalım önerisinde bulunuyoruz bizden. Ama en azından ben daha gerçekçi bir hedef belirleyip 1-1,5 litre arasında olmasını öneriyorum danışanlarımın su tüketimini. Bunu nasıl ayarlayalım dengesini diye soruyorlar. Şöyle olabilir, bir kısmı sahurda, bir kısmı iftarda ve iftardan sonra da yine belli bir bardak sayısına olacak şekilde 1,5 litreye en az ulaşmalarını söylüyorum. Gerçekten alışkanlık haline getirmeyen bireyler var su tüketiminde. Bu noktada da yine aroma vermek için çubuk tarçın katılabilir suların içerisine veya meyve kabukları da atılabilir yine. Amacımız aroma vermek ve su tüketimine teşvik etmek bireyi. Ve özellikle hocalarım da biliyordur, Ramazan aylarında kabuklar çok sık yaşanabiliyor. Çünkü uzun saatler aç kalınıyor. Su tüketimi azalıyor bireylerin ve fiziksel aktivite de aynı şekilde azalıyor. Ve bunun sonucunda bağırsaklar da yavaş çalışmaya başlıyorlar ve kabızlık gibi şikayetler söz konusu olabiliyor. Çünkü meyve tüketimleri de aslında aksatılıyor bu durumda. İftardan sonra hafif ara öğünler yapılabilir. Bu noktada meyve, özellikle kabuklu meyveler ön plana çıkabilir. Yanında yoğurt, mümkünse probiyotik olabilir yoğurtlar. Çünkü çok daha fazla canlı mikroorganizma içerdikleri için bağırsak sistemimiz daha faydalılar. Meyve ve yoğurt gibi ufak öğünlerle desteklenebilir iftar sonralarımız. Tabii meyve tüketimi iftardan sonra olacağı gibi sahurda da olabilir. Zaten birazdan iftar ve sahur örnekleri göstereceğim size. İçerisinde meyve olan seçenekler de mevcut. Birazdan göreceğiz onları da. Hatta şu an geldi bile. Sahur örnekleri, biz neler tüketebiliriz sahurda? Farklı alternatifler olabilir mi? Ne yapabiliriz mesela? 2 dilim tam tahımlı ekmeğimizin içerisine beyaz peynirli sandviç yapabiliriz veya bunu toz şeklinde tüketebiliriz. Yanında muhakkak bir adet haşlanmış yumurtamız olsun. 2 tane tam ceviz, bol yeşillik ve 1 porsiyon meyve. Tabii burada benim belirttiğim miktarlar kişiden kişiye, kişinin yaşına, fiziksel aktivite durumuna, yağ yüzdesine, boyuna göre değişebilen rakamlar. Şu an ben sadece örnek olarak verdim bu rakamları. Yani bu bir birey için 3 dilime de çıkabilir, 4 tam cevize de çıkabilir. Diğer bir seçenek, diyet mantığında gitmeyelim istedim. Hani farklı şeyler de görelim. Yarım yufkadan yapılmış sebzeli veya peynirli bir gözleme tercih edebiliriz. Yanına bir kase yoğurdumuz olur. Yine proteinden de zengin, bizi uzun süre tok tutabilecek bir yesin. Bunun yanında da şekersiz bir komposto, hem sıvı alımımız da bizi destekler, komposto. Ya da ne olabilir? Mesela meyveli seçenekten, meyveli seçenek dediğimde ben birazdan söyleyeceğim bu öğünü kastetmiştim. Bir su bardağı kadar tam yağlı tüketelim. Tam yağlı olsun çünkü daha uzun süre tok tut kalmamız lazım bizim bu dönemde. Sütün içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar tam tahıllı gevrekler, ama bu noktada da vurgu yapayım. Kesinlikle basit şeker içermemiz gerekiyor bir gevreğin. Etiket bilgisi de önemli, etiketini mutlaka okumalıyız. Yanında bir porsiyon kadar taze meyve ve sağlıklı kuru yemişler koyarak bu şekilde sağlıklı, ideal 4-5 besin grubunda işlenen bir sahur örneği yiyebiliriz. Soframızda yer alabilir. Yumurta dedim çünkü yumurta yapılan çalışmalar sonucunda gösteriyor ki 36 saate kadar tok tutabilme özelliğine sahip bireye. O yüzden yumurtaya vurgu yaptım bunda. Onun dışında kahvaltı seçenekleri saydım. Biraz da akşam yemeği neler olabilir, onlardan bahsedelim. Yani daha doğrusu bir tencere yemeği tarzında bir sahur yapılmak istenirse. Öncelikle muhakkak hafif bir çorbayla başlanabilir. Ben ayran dışı çorbasını bu noktada çok öneriyorum gelen bireylerde. Çünkü içerisinde hem bola hem yumurt var hem de protein içeriği ciddi anlamda. Yani tok tutucu özelliği çok fazla bu çorbanın. Ama tabii farklı çorba seçenekleri de olabilir. Yanında az yağlı, zeytinyağlı bir sebze yemeği, bir kase kadar yoğurt, tam tahıllı, ekmek, makarna, bulgur veya esmer pirinç de olabilir. Çorba muhakkak tercih edilmeli.
Çünkü çorba, az sonra da bahsedeceğim, bizim volümetrik besin dediğimiz besinler arasında yer alıyor. Yani yaklaşık olarak bir kasesinde 70 kalori civarında bir kalori içermesine rağmen mideye aldığımızda yarı yarıya bir doygunluk sağlatıyor bize çorba. Çok acıkan birileri için de şöyle bir alternatif söz konusu olabilir. Tabii burada kurbağalarımızın gaz yapıcı özelliğini de dikkate etmemek lazım. Bu yüzden yaklaşık 48 saat kadar suda bırakılmalı muhakkak. Çok acıkıyorsak eğer çok az yağda yapılmış bir kurbağalı yemeği de tüketebiliriz. Çünkü kurbağalarımızın midede kalma süresi oldukça uzundur ve daha geç acıkmaya sebebiyet verirler vücuda. Ayrıca salonda mutlaka bulundurmanız gereken besin bazında konuşuyorum şu anda. Karpuz ve salatalık bence yer vermeniz istiyor bu besinlere sofranızda. Çünkü karpuz ve salatalığın yaklaşık %90'ı sudur ve ciddi anlamda vücudun su ihtiyacını karşılayacaktır bu iki besin. İftar örnekleri neler olabilir? Bunlardan da bahsedeyim biraz. Hafif bir çorba, az önce de bahsettiğim gibi polimetrik bir besin çorba. Yani az bir hacimde çok fazla besin öğesi karşılığı ve siz uzun süre tok tutun demek bu. Yanında ne olabilir iftarda? Zeytinyağlı, ekli bir sebze yemeği, tabi az yağlı yapılmak şartıyla. Veya tavuk, balık, köfte ve hindi eti. Tabi bu noktada bizim pişirme yöntemimiz de çok önemli. Kesinlikle kızartma ve kavurma istemiyoruz. Haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih ediyoruz biz. Ve bireylere de bunları yapmaları söylüyoruz bu şekilde. Yanına yine tam tahıllı ekmek, makarna, bulgur, esmer pirinç. Çünkü ben bunların beyaz olanları, yani beyaz ekmek, beyaz makarna istemiyoruz. Çünkü kan şekerimizde ciddi düşüşler ve akabinde ciddi yükselmeler ve akabinde düşüşler yaşatarak bizi daha sık acıktıracak. Her zaman bunların rafine edilmemiş olanları bizim için önemli. Tabii ki Ramazan pidesi de yiyeceğiz ama ne kadar? Herkes kendi el büyüklüğünde yiyebilir. El büyüklüğünde bir Ramazan pidesi idealdir bizler için. Son olarak benim bu kadardı sunumum. Sahur ve iftar örnekleriyle sonlandırdım. Ancak son olarak bir şey daha değinmek istiyorum. Biz sürekli diyetisyenler olarak daha çok ön planda şunu söylüyoruz. Fazla besinleri işte istediğin kadar tüketin, yeterli tüketin, çok aşırıya kaçınmasın gibi uyarılarda bulunuyoruz. Ancak şöyle de bir gerçek var. Dünyada üretilen besinlerin gıdaları yaklaşık 1/3 israf ediliyor ve çöpe atılıyor. Bu yüzden ben sunumumu son slaytımdan bu şekilde tamamlamak istiyorum. İsraf tabii ki olmasını istemediğimiz bir şey. Bizim çöpe attığımız, yemediğimiz her lokma birinin açlığını gideriyor. Bunun da bilincinde olalım ve yiyebileceğimiz kadar şeyi de tabağımıza alalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Söz verebileceksen ona göre konuşayım. O zaman kısa konuşayım. Teşekkür ederiz efendim. En sonki mesaj da çok güzel. Gerçekten yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz emrede Yaradan tarafından öyle buyuruluyor. Hakikaten çok önemli bir nokta. Bilmeden, farkında olmadan çok israf da ediyoruz. Güzel özetlediğiniz konuyu. Tabi Ramazan'da evet uzun süre aç kalıyoruz ama belki akşam ve sahurda yemiş olduğumuz yemek normal zamanda yediğimizin toplamından da fazla oluyor. Farkında olmadan. Bir de bizim burada özellikle şeker hastaları ve böbrek hastaları, işte kalp hastaları hep sorarlar Ramazan geldiği oruç tutalım mı tutmayalım mı? Tabi nasıl Avrasya ekibimizin sloganı önce sağlıksa, hakikaten önce sağlık gelir. Eğer kendi sağlığımızı tehlikeye atacak ise orucu tutmamak lazım. Bu hem ilmin bize gösterdiği yoldur, dini de hükümler aynıdır. Çünkü insan sağlığını tehlikeye atan bir dini zorunluluk da yoktur. Ben ona bir temas etmek istiyorum.
Bir küçük fıkrayla, bir de hatırayla, madem Hüseyin Bey de bir hatıra bahsetti hastalarla ilgili. Efendim biri yemeği yemiş, hemen uzanırmış, ayağına doğru bakarmış, tekrar kalkar, biraz daha yemiş, yine uzanırmış, demişler, ne yapıyorsun böyle yani uzanıyorsun? Şimdi demiş, ayak ucumu göremediğim zaman anlıyorum ki doydum. Hatıramızla ilginç, 1990 yılında dahiliye çalışıyoruz. Bizde toplantılar olur efendim, tıpta mortalite toplantısı diyoruz. Yani bu hasta eğer yani öldüğü zaman oluyor toplantılar. İşte niçin öldü, nasıl tedavi yapsak ölmezdi, eksiğimiz nedir, hasta kurtulabilir miydi gibi. Ama böyle olumlu eleştiri ve hatayı anlayıp düzeltmekten ziyade, eğitici yönünden ziyade karşılıklı şeflerin birbirine sataşmasına bu vesile oluyordu. Ha, demek ki Ahmet Bey'in servisinde şu yapılsaydı ölmezdi efendim, bu yapılsaydı hasta kurtulurdu. Genelde böyle kavgalı olduğu için ortakta toplantılarını hasta çıkarmaktan da insanlar kaçınırdı. O da rahmetli oldu. Fikret Bey diye arkadaşımız Ali Bey dedi, çok zor durumdayım dedi. Muhtemelen hafta sonu ben çıkacağım toplantıya. Hayrola dedim. Ya bir hastam var dedi, kanamayla geldi, karaciğer komasında. Karaciğer enzimleri son derece yüksek. Hastayı görseniz sapsak, yani bağımlı gibi olmuş öyle. Devamlı kanıyor, üstten, alttan, ciğerden, tansiyonları ölçülemeyecek kadar düşük. Kocası da dedi ki, ben bunu isteğimle taburcu edeceğim. Cana minnet. Mortadiyeden de kurtuluyor ya toplantıdan. Fakat kapıya kadar nasıl çıkacak? Hastanın eşine ben sordum, niçin götürmek istiyorsunuz? Kars'ın bir icra köşesinde. Doktor Bey dedi, şimdi benim eşim ölse, ben dediğine taksit tut götürmem lazım, zor. Ama şimdi otobüsün arkasında o 5 kişilik geldiği kapatırım, 4-5 biletten bunu götürebilirim. Neyse Fikret Bey biraz serum, o zaman Novadran var, işte biraz Novadran, biraz kortizon, biraz oksijen, kapıdan çıkarttık ama yani öyle komada bir vaka. 15 gün sonra bir mektup geliyor Fikret Bey'e. Fikret Bey de mektubu alıp geliyor, Ali Bey dedi, buna beraber bir cevap yazsak, siz yazsanız. Şimdi yazıyor, doktor Bey diyor, biz götürdük diyor hastayı, otobüsün arka koltuğuna yatırdık, orada vefat etti ama ben diyor çaktırmadım diyor muayene. Sonra götürdük köye, o akşam dostlara dedi, anlattık durumu. Ertesi gün kabir kesildi, sana verildi, yıkanıp cenazeyi defnedeceğiz. Bizim hanım kalktı oturdu diyor. Hani öyle girdi, sağ çıktı oraya gibi. Tabii biz mezarı kapattık diyor. Tekrar ilan verdik, cenazemiz yoktur diye. Şimdi diyor, iki şey öğrenmek istiyorum. Birincisi, bu olaya tıptası karşılaşıyor musunuz? İkincisi de, hastam ne yiyecek, ne yemeyecek, terhizi var mı? Teşekkür ederim. Şimdi sunum yaparken, bana mail eden arkadaşlarım sordu. 13 zamanı sigara içen küçük arkadaşımız var. Oruç ezan okunuyor, direkt bir yudum su ya da bir kaşık çorba, sonrası hemen sigaraya sarılıyoruz. Bunu biz nasıl atlatabiliriz ya da ne yapmamız lazım diye soruyoruz. Ya tabii ki bizim istemediğimiz bir şey. Çünkü her zaman yani besin arasında bir tercih yapıyorken, hani her besini de doğru bulmuyorken mideye gidecek olan bir besin için. Sigara söz konusu bile değil bu noktada. Ama hani Gülerim bir bakabilir misiniz? Tabii ki de bakabilir. Sigara yani içmesi gerekiyor. Soru şu şekilde geldi. Hani biz içmeden duramıyoruz, sigara içmemiz gerekiyor ama bunu nasıl sürecek? Erteletebiliriz biraz süre olarak. Rahat, sağlıklı yemek yedikten sonra. Yani sigaraya yani, gitmek. Hani direkt biraz, sigarayı içmek istemiyor. Anladım. Aslında biraz psikolojik boyutu. Hani tabii beslenmede de olduğu gibi sigarada da biraz psikolojik boyut var. Hani şu an nasıl bir önerdi bulunabilirim bilmiyorum sigara içen biriye, sigara tüketimini erteletmesi için ama o krizi nasıl aşabilir? O krizi her şey var. Yani. Boş. İçmiyor. İçmiyor. Benim başımda var. Evet. Şimdi karşımızdan sonra geliyor. Evet. Sonra. Şimdi ben sigara kullanıyorum. Şimdi mesela iftardan sonra mesela sigara yapmak, aniden sigara yapmak istiyorum. İstiyorum yani sigara. O anda beynime bir şey oluyor mesela. Tam ayaklarımdan çıkıyor. Ama yemeğe yedikten sonra acilen ben sigara içiyorum. Peki içmezsen ne olur? Çok sakin.
Yok yok, o an içmedi mesela. O diye böyle bir şey geldi ya. Evet. Yani içmelisin. İçmelisin ama hiç o an... İbrahim Hocam bazen siz yapıyorsunuz onu. ben de o anda başlamıyorum. Ben yani şöyle olabilir bu noktada. Hani öncelikle dediğin gibi iftar açılır, ufak bir çorba içilir. Ondan sonra kişi bu kadar süre bence bekleyebilir diye düşünüyorum. Bir 5-10 dakika kadar. Hani sigara tüketimi ertelenebilir. Bir de hep Ramazan dini vecibimiz bizim ama sözü meclisten dışarı ama bir anlamda da kilo verebilir miyim, kilo verme fırsatı diye algılanır. Ramazan'da kilo veriliyor mu? Bir noktada alınıyor mu ya da koruyabilir miyiz? Ramazan'da aslında hani kilo verildiğini düşünen bir kesim var, orası net. Ama burada atladıkları da bir nokta var. Evet veriliyor ama verilen daha çok su oluyor. Yani kişi vücuttan sıvı atıyor, fazla sıvısını ve ödemini atıyor. Herhangi bir yağ kaybı söz konusu olmuyor. Zaten hani tahmin edebileceğiniz gibi metabolizma hızımız çok düşüyor, hareketimiz azalıyor. Evet. Böyle bir noktada da yemek alımı da artıyor. Yağ kaybı nasıl gerçekleşebilir? Soru işareti. Ama sıvı tüketimi azaldığı için kişi sıvı kaybını, vücuttaki sıvı kaybını, kilo kaybını zannediyor ve zaten Ramazan bitiminde de hemen akabinde verilen kilolar geri alınıyor. Bu süreci bir de hani hazır Ramazan geliyor, zaten kilo belirli mantığıyla değerlendirenler de var. Evet. Yani hani fırsat olarak görmekle belirli de olumlu bir etkisi olarak zayıflamayı düşünen bireyler de var. Bu da yanlış. Çünkü dediğim gibi aslında vücuttan sıvı kaybı oluyor. Yağ kaybı olmuyor. Yani ki bizim istediğimiz de zaten yağ kaybı. Sorusu var mı? Tabii. Şimdi genelde Ramazan aylarında ilk sigaradan açtığımız için sormak istiyorum. Çünkü biz böyle bir ilgimizi terbettik. Ben de o zaman da gelişimde kahvaltıda kaldım. İlk kendisi genel yararlılığım olmasına rağmen o da çok sigara tutmuştu. Ve ezan okunmaz direkt sigara içiyordu. Ve kalp kriziyle öldü. Ben neden şurada hani o harçlık anlamında içilen sigara kalp krizine neden oluyor diye açıklama geldi. Bu süreç doğru bulundu. Yine kimleriniz daha doğru cevap vereceklerdi diye düşünüyorum. Bir sonra doktor hadi bayram hocam. Doktor bak sizde. Yani zor tabii. Mesela ben kendim sigara şayet de elime almış değilim. Kullanmış değilim. Ama elinde çakmak, iftar vaktini bekleyip çakmağı böyle çakıp duran birini, öbürüne sigarayla bekleyen arkadaşlarımızın olduğunu çok müşahede etmişimdir. Tabii biz sigara şöyle yaptıktan sonra için dememiz mümkün değil. Biz içmeyin deriz yani netice olarak. Onun ötesinde bir şey dememiz söz konusu değil. Çünkü ne desek biri solunum sistemine gidiyor. Günde her yemeğin üstüne 2-3 sigara gibi. Bunlar gerçek öykülerdir. Amerika'da sigara firmaları tarafından maalesef doktorlara verilen rüşvet karşılığı günde birkaç tane yemeklerin üzerinde 3-4 sigara zararsızdır gibi tıbbi makaleler dahi yazdırılmıştır. Ama günde birkaç tanenin dahi zararlı olduğu tıbben ispatlanmış olduğu için o konuda bir gevşeklik yapma durumunda değiliz. Ama dediğim gibi tekine de şey yapmıyoruz. Ben de hekim olarak tavsiye etmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şey daha değinmek istiyorum. Az önce hocanızın konuşmasında belirttiği gibi hani risk grubu altındaki kişilerden de bahsetmiştiniz ya hocam. Evet. Kimler oruç tutabilir, kimler risk altında diye. Bu noktada da yine hekimlerle birlikte çalıştığımız için çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü kronik rahatsızlığı olan bireyler var, düzenli ilaç kullanan şeker hastaları var veya midesinde reflü tarzı problemler görülen hastalar da var aynı şekilde. Bu noktada çok ısrarcı olabiliyorlar ama hani biz daha profesyonelce yaklaşıp onları kesinlikle işin sağlık boyutunu anlatmamız gerekiyor. Çünkü bizi de çok sık karşılaşıyoruz bu sorularla hani dinlisyenler olarak. Özellikle insülin kullanan hastalar çok önemli. Su içme ihtiyacı olanlar oluyor. Yani onlar böbrek yetersizliğine girebilir. Zaten oruç tutanlar dini hassasiyetinden dolayı tutuyor. Ama dinde de böyle bir şey yok illa tutacaksınız diye. Aslında onlara din bir şey diyorsa da tutmayın diyordur. Yani o yanlış bilgiden kaynaklanan bir şey.
O şekilde ikaz etmek, anlatmak lazım. Evet, sorunuz var mı? Teşekkür edeceğiz. O zaman hocam, sizi sahneye alalım İbrahim hocam. Son konuşmayı sonra... Çökür hocam o. Tamam, İbrahim hocam. Şimdi belki arkadaşlarım kızacak ama ben... kendi duygumu paylaşmak istiyorum da bu yemek konusunda. Şimdi bazen hepimiz yemekhaneye çıkıyoruz. Yapılan istatistiklere göre, hocam siz daha iyi bilirsiniz, insanoğlu uyurken ve yemek yediğinde, özellikle sevdiği yemeği yediğinde çok mutlu olurmuş ama mesela hepimiz şimdi İbrahim hocam sürekli gündeme getiriyor ama ben de bilmiyorum, çukurla yaşayıp söyleyeceğim. Gözlemim hiç hoşuma gitmiyor. Mesela yemekhanede genel çıktım, hiç güzel değil yemek diyor. Peki güzel değil yemekse yiyeceğin kadar al, yarısı çöpe gitmesin. Ben ona karşıyım. Yani azıcık dediniz ya Özge arkadaşım. En azından açlığı gidermek için azıcık alalım. Genel söylüyorum yani sizler için demiyorum ama o çöpe giden yemekle de belki bir arkadaşımız yemek yiyecek. Ya da değil mi o an devamında yemek yemek isteğine en azından temiz bir yemek sunmuş olacağız. Ama sonrasında o çöpe gittiğinde de ben üzülüyorum. Çünkü buradan örnek verdiniz. Çünkü güzel bir şey değil. Yemek yemek hepimiz için çok önemli ama çöpe gitmesine ben de karşıyım hocam. Arkadaşlar sizin için. Özge Hanım'a öncelikle, özellikle aramıza hoş geldiniz diyorum. Allah utandırmasın. Emeklerinin başarıyla taşlandıracağına o inancımız hep birlikte, özellikle Türkan Hanım'la beraber görüştüğümüzde o elektriği sizden aldık. 3 hafta diyorsun ama ben sanki 1 hafta mı oldu diye günler çok geçiyor haftalar. Teşekkür ederiz. Çok enfes ve güzel bir sunumdu. Sonunda da o ıslah konusu hakikaten Hacı Bayram Hocam gibi benim yürekten katıldığım, katılma kelimesinin bile bana az kaldı bir şey önemli idi. Sigara diyorsunuz. Ben bu hastalığa yakalanmış bir insanım. Bu bir hastalık. Doğru bir irade meselesi. Bir hastalık ve bağımlılık. Diğer bağımlılıkların bir benzeridir. Ne olur sigara içmeyenlerin veya içenlerin de şu mantık hatasına düşüldüğünü görüyorum. Yani bizim toplumda da bunu özel kendi şahsıma konuşuyorum. Kurumsal kimliğimle konuşmuyorum. Ya bir hastayla mücadele eder, hastalıkla mücadele ediyoruz, hastayla mücadele ediyoruz. Yani o bir hastalığı oradaki bir ayırt edebilme değil, pozisyon almak, karşı tarafı nasıl refüze ederim, nasıl zor duruma sokarım gibi gibi bu duruma düşüyor. Böyle olmazsa o insanın bana göre düşünce seviyesi bir tık yukarıda demektir. Ama kişi olarak kişiye göre pozisyon alıyor demektir. Bu kişiye göre pozisyon almak da benim kendi eski bir eğitimci olarak ilkel gelişmemiştir. Kişi odaklı gelişmemiş insandır. Olay ve çözümlerle ilgili bir kafa yoruyorsa bu vasat bir insandır. Sistem ve standartı tartışıyorsa bu da gelişmiş bir insandır. Bu kurumlar için de böyle, kişiler için de böyle, ülkeler için de böyle. Biz de dikkat edin, televizyonlarımızı izlediğin zaman biri A dedi, o A dediyse benim B demem lazım. Bir dakika, oğlum ne dediğine, A'nın ne olduğunu bir anlayarız. Bundan sonra ona karşı bir pozisyon al diye düşünüyorum. Evet, nereden bu sigarayı soktunuz? O bir hastalık, doğrudur. Tiryakilerde gözlemlediğiniz gibi de bunlar maalesef böyle bir oluyor. Geçen gün hastaneyi altını üstüne getiren bir hasta yakını var. Kapıları, pencereleri dekmeliyor. Hasan Bey'e dedim ki bir bardak su verin, dışarıya çıkar, bir de sigara ver bu adama. Dışarıya çıkardı, sigara verdi, biz büyük bir beladan. O
kadar kötü bir şey değil yani. Kötü demiyorum. Sakın da övmüyorum. Bazı insanların hayatlarını kurtarabiliyor yani. Yani çünkü o artık dengesini kaybediyor. Başka diğer bağımlılıklar gibi. Sigara bağımlılığını İlay Bey anlatalım bir toplantıda. Sakın bu kayıt dışı olsun. Hüseyin Hocam, size de çok teşekkür ediyoruz. Bugün bunu anlattınız ama başka seferlerde, toplantılarımızda ne bileyim bir televizyonda ya basınla alakalı bizlerin bireysel olarak da yapmamız gereken konularda bu desteklerinizi bekliyoruz. Çalışırız. Bugün de çok kısa da olsa önemli bir konuya değindiniz. Çünkü o işte ayrı bir sanat, bunun da ayrı bir boyutu var, ayrı bir bakış açısı var. Her seferinde böyle bir cümle öğrensek sizden, bir kelime öğrensek herhalde daha iyi olur. Bugün tabii katılımlarımız biraz herhalde yoğunlukla vardı. Az oldu. Belgemizi... Hemen hocam. Türkan Hanım. Lütfen. Ya, siz de başhekimizin elinde nasıl? Özge Hanım, sen bir davet ediyoruz. Teşekkür ve takdir belgesi için. Hüseyin Bey'e borcumuz olsun. İbrahim Burda hocamın. Teşekkür ederiz. Başarılar bizim devamı. Böyle takdir ediyoruz. Ama direkten ettiğimiz takdirler daha farklı. Size başarılar.